Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 13 Kasım'da Türkiye saatine göre 12.27'de 20 derece Akrep Burcu'nda yeni ay doğacak. Akrep Burcu su elementinin sabit niteliklerini taşır ve ülkemizde bir Akrep Burcu ve Akrep Burcu'ndaki bu yeni ay yoğun ve stresli enerjileriyle dikkat çekiyor. Özellikle sabit burçlarımız çok önemli etkiler alabilir. Sabit burçlarımız hangileri hatırlayalım? Boğa, Aslan, Akrep ve Kovalar. Özellikle bu burçlarla birlikte yükselen burçları ve kişisel doğum haritalarında sabit burçlarda 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleri olanlar bu yeni aydan birinci derecede önemli etkiler alabilirler. Yeni ay haritasına baktığımızda Oğlak Burcu yükseliyor ve yeni ay haritanın 10. evinde yerleşmiş durumda ve yönetici gezegeni Mars'tır, biliyorsunuz Akrep Burcu'nun. Mars da yeni ayda Güneş ve Ay ile birleşiyor. Yani Mars etkisinde mücadeleci, savaşçı bir yeni ay bu ve tam karşıt aksında Boğa Burcu'nda da Uranüs var ve Mars-Uranüs karşıtlığı da aktifleşiyor. Evet, bu ne demek? Şimdi bu yeni ayın enerjilerini biraz anlamaya çalışalım. Akrep Burcu Zodyak'ta 8. evi yönetir. Dönüşümlerin burcudur, krizlerin burcudur. Hem maddi anlamda başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar, hisseli paralar, finans konuları, ekonomik konuları tam anlamıyla bir akrep konusudur. Ama aynı zamanda işte tutkularımız, yoğun duygularımız, cinsellik gibi konular yine akreple alakalıdır. Ölüm, ölüm sonrası dönüşüm temaları vardır içinde. Yeraltı dünyası, kriminal konular, bunlar da birer akrep konusudur. Aynı zamanda psikoloji, psikanaliz gibi şifa, arınma, terapi gibi konular, ameliyatlar, tedaviler, bunlar da yine Akrep Burcu'yla alakalıdır. Dolayısıyla biraz bu anlamda baktığımızda Mars yeni ay enerjisini yükseltirken, evet, Uranüs karşıtlığı stresi, gerilimi de aksiyonu da biraz daha fazla güçlendirecek gibi görünüyor. Öncelikle 5. evimiz bizim Akrep Burcu ülke haritasına baktığımızda yükselen Oğlak Burcu ve buradaki etki ülkemizde dikkat çekici gelişmeleri hızlandıracak gibi görünüyor. Bunlar daha çok biraz da halkın mutluluğu, refahıyla ilgili konular ve genç nüfus, özellikle çocukların ve gençlerin daha fazla dikkat çekeceği ve onlarla ilgili konuların önemli olacağı bir dönemdeyiz ve ünlü kişiler, bunlar sanatçılar olabilir, sporcular olabilir, biraz daha gündemde olan kişiler, liderler veya bir şekilde halkın gözünde önemli olan kişiler, bunların dikkat çekeceği bir dönemdeyiz. Son zamanlarda boğa akrep tutulmaları aslında ekonomik konularda, piyasalarla ilgili, finansla ilgili konularda da krizleri arttırdı, biliyorsunuz. Ve son Ekim ayındaki boğa tutulması da ülkemizi çok etkilediği için yine göz önünde olan kişilerle ilgili ekonomik anlamda, finansal anlamda daha fazla dikkat çekici durumlarla da karşılaştık. Bu yeni ay 20 derece Akrep'te ve ülkemizin Neptün'ü Aslan Burcu'nda 20 derecede. Yani Neptün'e kare yapıyor. Neptün olan yerde spekülasyon vardır, işte yanılgılar vardır, kandırılma, dolandırılma gibi konular vardır. Söz konusu bu paraysa, parayla ilgili konularda manipülasyon, spekülasyon, özellikle şans oyunları gibi alanlara, spekülatif alanlara dikkat etmek lazım. Bununla birlikte büyük para ve bu paranın tabii ki biraz daha belki yeraltı dünyası, kriminal konular, legal olmayan paralar, hani bunlarla ilgili dikkat çekici konuların gündeme gelmesini bekleyebiliriz. Yine ünlü kişiler ve medya ile ilgili çok dikkat çekici gelişmeler olabilir. Aslında Ekim ayı da böyle bir dönemde ama Kasım ayında bu devam edecek ve çok hızlanacak gibi görünüyor, özellikle ülkemiz adına. Astrolojik olarak Mars-Uranüs karşıtlığı ve tabii ki Mars'la birleşen bir yeni ay, enerjiyi arttırmakla birlikte, mücadele gücünü arttırmakla beraber kontrol dışı durumları da söz konusu hale getirebilir ve tehlikeli olabilir bunlar. Yani Mars-Uranüs karşıtlığında kazalar daha çok ortaya çıkabilir. Elektrikten gelebilecek zararlar, işte bazı araç gereçlerinin bozulması da olabilir. Bununla birlikte özellikle enerji kaynakları, işte nükleer enerji gibi alanları da Uranüs yönettiği için buralarda olabilecek santral alanlar, elektrik santrali, nükleer enerjiyle ilgili alanlarda bazı kazaların veya başka türlü daha hani olumsuz durumlar olma olasılığı
söz konusu olabilir. Savaş enerjileri tabii ki bu Mars enerjisiyle artacaktır. Zaten hani savaşların çok şu anda gündemde olduğu ve tedirgin olduğumuz bir süreçteyiz. Ancak bu yeni ay bu anlamda da enerjileri çok daha fazla yoğunlaştırabilir. Şimdi takip edilen günlerde yeni aydan sonra 18 Kasım önemli bir gün. Çünkü Güneş ve Mars Akrep Burcu'nda birleşecek. Her gezegenin astrolojik olarak kendi içinde bir döngüsü vardır ve Mars'ın 2 yıllıktır bu döngüsü. Yani Mars Güneş sisteminde 2 yılda bir dolaşır ve her 2 yılda bir Güneş'le birleşir. İşte Mars'ın Güneş'le birleştiği bu 2 yıllık döngü hangi burçta nasıl birleşim yapıyorsa o 2 yıllık süreç üzerinde önemlidir. Yani o dönemde Mars özellikle nasıl enerjiler ortaya çıkaracak o 2 yıllık döngüde bizim için öngörüsel olarak önemlidir. Şimdi 18 Kasım'da Güneş Mars 25 derece Akrep Burcu'nda birleşiyor ve 2 yıllık bir döngüyü başlatacak. Bu çok dikkat çekici bir durum. Akrep temaları, tabii ki Mars'la beraber yönetici de olduğu için burada son derece tutkulu, hırslı, kararlı, intikamcı, aktif bir Mars'tan bahsediyoruz. Tehlikeli olabilecek bir Mars'tan bahsediyoruz. Ve bu kişisel ve toplumsal alanlarda çok daha net bir şekilde kendini gösterebilir. Ve ülkemiz de burada çok fazla dikkat çekiyor. Yani ülkemizin Jüpiter'i Akrep Burcu'nda ve bu kavuşum tam Jüpiter'in üzerinde olacak. Demek ki bu iki yıllık süreç içerisinde Türkiye için de önemli olacak bu Mars döngüsü. Jüpiter neyi sembolize ediyor diye baktığımızda ülkenin kaynaklarıdır, özellikle yeraltı kaynaklarıdır, tabii ki şirketleridir, maddi kaynaklarıdır ama Jüpiter bir de ülkemiz için şu anlamda önemli, 6. ve 10. evimizin yöneticisi olduğu için zaten hükümeti, lideri, ülkenin yönetimini sembolize ediyor. Aynı zamanda 6. evimizi de yönettiği için bu da ülkenin askeri durumunu ve ordusunu özellikle yönetiyor. Demek ki Mars zaten hani bu anlamda savaş enerjisini de öne çıkaran bir gezegen olduğu için ülkemizin çok daha aktif, çok daha belki inisiyatif alabileceği, kendini uluslararası kamuoyunda, dünya kamuoyunda çok dikkat çekebileceği bir pozisyona alabileceğini burada söyleyebiliriz. Neptün Balık Burcu'nda ve bu kavuşumla, Akrep Burcu'ndaki kavuşumla üçgen bir açıda. Neptün de zaten ülke haritasının 10. evinde. Oğlak Burcu'ndaki Plüto sekste bir açıda. Aslında 7. ve 10. evimizdeki bu gezegenlerle Mars döngüsünün yaptığı açı, daha sosyal alanlar, daha toplumsal alanlar bunlar. Yani alacağımız bazı inisiyatiflerin belki çok etkili olabileceğini, özellikle son dönemde bu Orta Doğu'daki gelişmelerde belki çok hani alacağımız bazı kararların ya da hareketlerin, uygulamaların ülkemiz için çok önemli olacağını ve çok belirleyici olacağını da bize işaret ediyor. İnşallah bu Neptün etkisi barış yönünde, oradaki düzeni, huzuru sağlamak yönünde önemli etkiler getirir ve burada da ülkemiz biraz daha öncülük yapabilir. Bu çok dikkat çekici bir durum. Özellikle buna önümüzdeki 2 yıl daha fazla önem vermeliyiz. Tabii ki kişisel anlamlarda da önemli. Kişisel anlamda özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kovaların 25 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleri olanlar etkilenecek bu durumdan. Lütfen doğum haritalarınıza, kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu burçlarda güneşiniz olabilir, yükseleniniz olabilir, kişisel gezegenleriniz olabilir. Hangi gezegeniniz üzerinde bu Mars döngüsü aktifleşiyorsa önümüzdeki 2 yıl o gezegenle ilgili, o gezegenin sembolize ettiği konular hayatınızda daha aktif olacak, daha fazla mücadele içinde olacaksınız. Ve Akrep Burcu doğum haritanızda hangi evinizdeyse o ev konularında da hayatınızda daha fazla aksiyon, daha fazla mücadele ve belki inisiyatif alacağınız konular söz konusu olabilir. Sağlık konularına tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor yeni ay döngüsünde. Özellikle tansiyon, hormonal dengesizlikler, vücudun sinir sistemiyle ilgili problemler, buralarda kronik sorunu olanların temkinli olmasında, dikkatli olmasında fayda var. Şimdi yükselen burçlarınıza göre yeni ay etkilerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Akrep Burcu'ndaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Bu yeni ayla birlikte ve aynı zamanda
18 Kasım'da başlayacak yeni Mars döngüsüyle birlikte daha uzun vadeli aslında 8. ev konularınız önemli. Burada eşinizin parasal kaynakları, eşinizle paylaştığınız kaynaklar, hani bunlar işbirlikleri, ortaklıklarla da ilgili olabilir, hisseli paralarınız olabilir, borç konuları, kredi konuları, emeklilik, sigorta gibi konular, bunları önümüzdeki dönemde bu yeni ayla birlikte gündeminize alabilirsiniz. Uranüs etkisi, Mars etkisi hızlı gelişmeler ortaya çıkarabilir. Hani para girişleri, çıkışları, borçlanma konuları, kazançlarınız, harcamalarınız, yatırımlarınız ve benzeri alanlarda biraz stres de olabilir sizin adınıza. Bununla birlikte 8. ev konuları ruhsal arınma, şifa, biraz daha hani spiritüel konularla da ilgilidir. Enerjinizi bu alanlara daha fazla yönlendirebilirsiniz. Ameliyatlar ve benzeri konular, kazalar, evet riskler olabilir. Hani bir sağlık sorunu için bir ameliyat gündeme gelebilir veya bir kaza gibi bir konu gündeme gelebilir. Hani şifa amaçlı bazı operasyonlar da söz konusu olabilir 8. evde. Genel olarak krizlerle ve biraz bir sıkıntı yaratabilecek durumlarla da ilgili kabul edilir. Kişisel doğum haritanıza lütfen bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, aslan, akrep ya da boğa, kova. Bu burçların 20 derecelerinde, 25 derecelerinde, hani buralarda gezegenleriniz varsa yeni aydan daha fazla etki alabilirsiniz sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, akrep burcundaki yeni ay ve başlayacak olan Mars döngüsü sizin 7. evinizde olacak. Demek ki hem bu yeni ayda hem de önümüzdeki aslında 2 yıllık süreçte ilişkilerle ilgili enerjiler ortaya çıkıyor. Eşinizin daha aktif, daha girişken olduğu, daha belki inisiyatif aldığı bir süreçte olabilirsiniz. Tabii ki karşıt, yani ikili ilişkilerinizde mücadeleler de olabilir bu süreç içerisinde. Bazen bu bir evlilik partneri, ilişki, işbirliği gibi bir konu olabilir. Hani burada alacağınız kararla atacağınız adımlar, yenilikler olabilir. Ama bununla birlikte rekabet içerikli konular, işte mahkemeler, davalar, bazen açık düşmanlıklar, hani riskler içeren durumlar da olabilir bu karşıt açı, her türlü ilişkinizle ilgili. Burcunuzdaki Uranüs zaten biraz daha sürprizli, biraz beklenmedik, fevri tavırları da ortaya çıkarabiliyor. Bununla birlikte genel sağlığınıza, güvenliğinize dikkat edin. Sinir sisteminiz hassas olabilir, kazalara daha açık olabilirsiniz. Özellikle risk içeren alanlarda, çok güvenli olmayan ortamlarda bu yeni ay döngüsünde bulunmamaya çalışın. Kendinize, sağlığınıza, güvenliğinize dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz sevgili boğalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 ve 25 derecelere yakınsa bu bahsettiğim etkileri çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Akrep burcundaki yeni ay ve başlayacak olan yeni Mars döngüsü 6. evinizde olacak. Günlük hayatınızın temposunda İş, güç, meslek, yani buralarda aksiyon var. Yeni bir işe başlamak, bir iş düzeni kurmak, mesleki eğitimler, çalışmalar söz konusu olabilir tabii ki sizin için. Kazançlarınızla ilgili belki işinize bazı yatırımlar yapmak için harekete geçebilirsiniz. Burada biraz borçlanma, kredi gibi konular, işbirlikleri gibi konularınız da olabilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. Enfeksiyonlar, ateşli rahatsızlıklar, işte hormonal dengesizlikler, biraz daha sinir sistemimizi yorabilecek konular olabilir. Çalışma ortamlarınızdaki ilişkilerinize dikkat edin. Bazı ani anlaşmazlıklara, çekişmelere daha açık olabilirsiniz. Hani güvenlik konularına dikkat etmek lazım. Özellikle 12. evinizde Uranüs olduğu için her anlamda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, aslan, akrep ya da kova. Bu burçların 20-25 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, akrep burcundaki yeni ay 5. evinizde olacak. Akrep döngüsü de 18 Kasım'dan itibaren yine 5. evinizde. Özellikle yaratıcı enerjilerinizin arttığı bir dönemdesiniz. Kendinizi dış dünyada daha aktif göstermek, dikkat çekmek isteyebilir. Biraz sahnede olmak isteyebilirsiniz. Bu dönemde yeteneklerinizi keşfedebilir, bir eğitime, bir hobiye başlayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak için önemli bir dönem. Çocuk sahibi olmakla ilgili konular var. Çocuklarınız varsa belki onlarla ilgili daha fazla mücadele edeceğiniz, belki önemli kararlar vereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bununla birlikte şans konuları, para konuları, finans konularında evet
özellikle finans konularında spekülasyona biraz açık olabilirsiniz. Ama Uranüs etkisini unutmayın. Ani kazançlar olabilir, ani kayıplar da olabilir. O nedenle risklere dikkat etmek lazım. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Özellikle sabit burçların 20-25 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dönem, bu yeni ay döngüsü sizin için çok daha etkili olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Akrep burcundaki yeni ay 4. evinizde olacak. Aynı zamanda 18 Kasım'daki yeni Mars döngüsü de 4. evinizde önümüzdeki 2 yılı etkileyebilir. Enerjinizi özel yaşamınıza, evinize, ailevi konulara daha fazla yönlendirdiğiniz bir süreçtesiniz. Evet, bir yenilik, belki bir yeni yere taşınma, bir düzen değişimi olabilir. Bir şeyleri almak, satmak gibi konular olabilir. Evlenmek olabilir, ayrılmak olabilir. Yani ev, aile, yuva konularıyla ilgili bir yenilik var hayatınızda. Uranüs etkisi ani değişimler getirebilir. Örneğin işle ilgili bir konuda, belki kariyerinizle ilgili bir konuda bir değişim ve bununla beraber yaşadığınız alanda, yuva alanlarında da bir dönüşüm, bir yenilik bu dönemde söz konusu olabilir. Enerjinizi aile ve yuva konularına, ebeveynlerle ilgili konulara daha fazla yöneltebileceğiniz bir sürece başlıyorsunuz. Belki evde çalışma ortamı olacak ve evde daha fazla efor sarf edeceksiniz bu süreç içerisinde. Ailevi ilişkilerde zaman zaman stresler olabilir. Bu konuları da iyi yönetmeniz gerekiyor. Sağlık konularına da tabii ki hem sizin hem ailenizin sağlığı, bu konulara da dikkat etmeniz gerekiyor. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20-25 derece aralığındaysa bu yeni ay ve Mars döngüsü sizi çok daha güçlü bir şekilde etkileyebilir. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, Akrep burcundaki yeni ay 3. evinizde olacak. Bu yeni ay yeni şeyleri öğrenme konusunda sizi daha meraklı ve daha hevesli hale getiriyor. Mars döngümüz de 3. evde. Demek ki iletişim, eğitim, ticari girişimler ya da kardeşlerle, yakınlarla ilgili konuların daha aktif, daha mücadeleci olabileceği bir süreç başlıyor sizin için. Bu yeni ayda bir seyahate çıkabilirsiniz, beklenmedik bir seyahat ya da kardeşlerle ilgili ani bir durum olabilir. Bir şeyleri almak, satmak, özellikle aracınız, belki telefon, bilgisayar, otomobil ve benzeri alanlarda konular olabilir. Kazalara lütfen dikkat edin, özellikle trafikte. Mars 3. evinizde, yakın çevre ilişkileriniz, işte komşu ilişkileri, kardeş ilişkileri, akraba ilişkileri, bazen buralarda çatışmalar, mücadeleler, stresler olabilir. Bunları iyi yönetmeniz gerekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda 20-25 derece aralığında kişisel gezegenleriniz varsa bu yeni ay tesirleri sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Akrep burcundaki yeni ay 2. evinizde doğacak. Yeni Mars döngüsü de burada. Bir önceki Mars döngüsü biliyorsunuz 2021'in Ekim ayında sizin burcunuzda olmuştu. Belki son 2 yılınızda da daha fazla kişisel anlamda bazı konularda yorulmuş ve mücadele etmiş olabilirsiniz. Şimdi 2. evinizde, para evinizde bir yeni ay var ve yeni bir döngü başlıyor. Yeni bir para kazanma, bir işe başlama, parasal kaynaklarınızı geliştirme ve bunlarla ilgili alacağınız bazı kararlar olabilir, alacağınız inisiyatifler olabilir. Evet, 2. evdeki Mars geçişi doğal olarak harcamaları arttırabilir ama para konularında, para kazanma konusunda mücadeleyi de güçlendirebilir. Ve daha kararlı, daha hırslı, daha tutkulu olabilirsiniz. Özellikle eşinizin kaynakları, gelirleri, giderleriyle ilgili, yani ikili ilişkiler, eş, partner, işbirlikleri ve ortaklıklarla ilgili alandaki parasal akışta, yani maddi durumunuzu etkileyecek gelişmeler olabilir. Borçlanma konuları, kredi konuları, miras, sigorta, nafaka ve benzeri gibi konular. Bunlar da aslında önümüzdeki dönemde sizin için daha fazla mücadele kaynakları olabilir sevgili teraziler. Sahip olduğunuz mal, mülk ya toprak, bir şeyleri kiralamak, satmak veya bunlarla ilgili gelir elde etmek konusunda da yine önemli bir süreçte olabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 20-25 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ay sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrepler, sizin yeni ayınız doğuyor. Tabii ki doğum günü, özellikle güneş burcu 20 derece yakınlarında olanlar, işte 20 ile 30 derece arasında, yani son dekanda doğan akrepler için çok önemli bir yeni ay döngüsü. 18 Kasım'daki
Güneş-Mars kavuşumu da sizin için önemli olacak ve doğum günü özellikle 12 ile 21 Kasım arası olan akreplerimiz için çok daha etkili olabilir bu durum. Yeni bir döngü, enerji sizinle ve aksiyonu yüksek, daha girişken, daha mücadeleci, daha savaşçı, kararlı ve hırslı olacağınız bir dönem başlıyor hayatınızda. Yaşamınızı değiştirebilecek önemli kararlar da alabilirsiniz. Aslında bu yeni ayla birlikte bunlar tabii ki başlayabilir ama Mars döngüsü 2 yıla da yayılan bir tesirden bahsediyor. Bununla birlikte genel anlamda daha stresli, daha gergin olabilirsiniz. Fiziksel aktivitelere daha düşkün olabilirsiniz. Spor yapmak, hayatınızı düzenlemek gibi hani genel olarak alışkanlıklarınızla da ilgili bazı kararlar vermeniz mümkün görünüyor. Tam karşınızda Uranüs olduğu için tabii ki ilişkilerle ilgili bazı beklenmedik sürpriz durumlar olabilir. İlişkilerde evlilikler, yakın arkadaşlıklar, işbirlikleri, ortaklıklar, bazen açık düşmanlıklar, rekabet, bazı davalar, mahkemeler ve benzeri alanlarda mücadeleleriniz olabilir hayatınızda sevgili akrepler. Ancak Mars inisiyatif alacağınız ve daha kararlı olacağınız bir süreci de işaret ediyor. Bu yeni ayda ateşli rahatsızlıklara, enfeksiyonlara, kazalara biraz açık olabilirsiniz. Lütfen kendinize dikkat edin. Hani beklenmedik operasyonlar, ameliyat ve benzeri konular bile gündeme gelebilir eğer sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa. Ama akrep şifalandırıcıdır. Hani bir şeyleri kesin bir şekilde çözmek, dönüştürmek için de size daha fazla bir kararlılık verebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 20-25 derece yakınlarındaysa çok daha etkili ve önemli bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, akrep burcundaki yeni ay 12. evinizde doğacak. Yeni Güneş-Mars döngüsü de 12. evinizde başlıyor. Bu anlamda biraz gizli konular, geri planda olan işler, bilinçaltınız, ruhsal temalar öne çıkacak. Akrepin içinde zaten psikolojik konular, bilinçaltı, psikanaliz, terapi, arınma, şifa gibi temalar vardır. Yani dolayısıyla sağlığınızla ilgili konularda, ruhsal ya da bedensel ya da fiziksel ya da zihinsel her anlamda kendinizde daha derinlemesine belki bir şeyleri keşfedeceğiniz, sağlık anlamında dönüşümler yaşayacağınız, iyileşmeler için çaba harcayacağınız bir dönemdesiniz. Zararlı alışkanlıkları ya da hayatınızın artık gitmesi gereken konuları daha kararlı bir şekilde hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Belki bu sizin için artık doğru olmayan bir iş de olabilir, bir alışkanlık olabilir, zararlı bir bağımlılık olabilir gibi. Gizli düşmanlıklara dikkat edin. Tabii ki kişisel güvenliğinize bu dönemde çok çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor 12. evdeki Mars nedeniyle sevgili yaylar. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, aslan, akrep ya da kovaların 20-25 derece yakınlarında gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, akrep burcundaki yeni ay 11. evinizde doğacak. Yeni Mars döngüsü de 11. evinizde başlıyor. Daha sosyal konular, toplumsal konular, kalabalıklar, gruplar içerisinde aktif olacağınız bir dönem başlıyor sizin için. Belki bir projeye başlayabilirsiniz. Yeni tanışmalar, dahil olacağınız yeni arkadaş grupları veya bir sosyal etkinlik söz konusu olabilir sizin için. Burada kariyer ve işte yaptığınız çalışmaların karşılıklarını maddi manevi kazanmak adına tabii ki daha fazla fırsat karşınıza çıkabilir. Arkadaşlıklarla ilgili zaman zaman değişimler olabilir. Hani bazı arkadaşlıklarda gerginlikler yaşamanız, bir şeylerin bitmesi, dönüşmesi, şekil değiştirmesi mümkün. Bu gruplar içerisindeyseniz iş için veya sosyal amaçlı bu gruplar içerisinde zaman zaman aksiyon artabilir. Spor kulüpleri gibi biraz daha böyle etkinliklere, hobilere, yani ekip çalışmalarına, eğitimlere, faaliyetlere de daha fazla enerji harcayabilirsiniz bu dönemde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 20-25 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir. Paranıza ve kazançlarınıza dikkat edin. Çok kazanacağım diye risk alırsanız stresler olabilir. Kazançlar
Evet, bazen hızlı kazanç olabilir ama kayıplar da olabilir. Özellikle spekülatif konulara, para konularında dikkatli yaklaşmakta fayda var sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, akrep burcundaki yeni ay sizin için çok önemli. Haritanızın en tepe görünür yerinde 10. evinizde. Burası kariyerinizi, geleceğinizi, iş ve görevlerinizi, toplumdaki statünüzü etkiliyor. Ve Mars'la birleşiyor. Üstelik sabit burçsunuz. Çok önemli bir açı alıyorsunuz. Ve yeni Mars döngüsü de bu alanda olacak 18 Kasım'da. Demek ki önümüzdeki 2 yıla yayılan bir mücadele alanı var. Özellikle kariyeriniz, toplumdaki statünüzle ilgili. İşte gelecekten beklentileriniz var. Sorumluluk alabilirsiniz, bir işe başlayabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Veya çalışıyorsunuz, çalıştığınız yerde daha fazla dikkat çekebileceğiniz, daha fazla meşgul olup inisiyatif alabileceğiniz süreçleriniz olabilir. Doğal olarak bazı çekişmelerin olması mümkün. Uranüs 4. evinizde zaman zaman kendinizi huzursuz hissetmeniz, stres hissetmeniz mümkün. Özellikle üstlerle ilişkilere, işte aile büyükleriyle olan ilişkilere dikkat edin. Bunun içerisinde tabii iş dışında biraz aile, yuva, evlilik gibi konularda olabilir. Hani bazen ayrılıklar olabilir, evlilikler olabilir, taşınmalar, yer değişimleri, düzenimizde olabilecek değişimler. Tüm bunlar hayatımızın genel yapısında özellikle önemli etkilerdir. İşte sizin için böyle bir süreç, çok etkili bir yeni ay döngüsü ve Mars döngüsü olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuzla yükselen burcunuz 20-25 derecelerine yakınsa çok daha güçlü etkiler alabilir. Önemli bir dönemde geleceğinizi ve kariyerinizi etkileyecek önemli bir dönemde olabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Akrep burcundaki yeni ay 9. evinizde olacak. Size aslında güzel bir açıda ama yeni ayın enerjisi biraz stresli. Bununla birlikte yeni Mars döngüsü de Akrep burcunda. Biraz uzak hedefleriniz var. Daha çok yurt dışı ile ilgili beklentileriniz olabilir. Yurt dışında okumak, uluslararası bir iş yapmak, belki yurt dışında yerleşmek. Yani şehir değişikliği, ülke değişikliği ve benzeri konular. Hani buralarda daha fazla bir çaba, daha fazla bir aksiyon var. Daha fazla seyahat edeceğiniz bir dönem başlıyor sizin için. Yolculuklarınız artabilir. Akademik alanlarda bir çalışmaya başlayabilirsiniz. Hani burada bir sorumluluk alabilirsiniz. Belki bir yüksek lisans, bir doktora işiniz var ya da öğrencisiniz, üniversite eğitimi. Hani buralarda bir aksiyon olabilir. Hukuksal işlerinizde mücadeleler olabilir ya da özellikle medya, yayın işlerinde, internette yapılacak bazı girişimleriniz olabilir. Buralarda da daha aktif olacağınız, önemli kararlar verip hızlı gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir dönemdesiniz sevgili balıklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçların 20 ve 25 derece aralığında gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli ve güçlü olabilir.